Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenlerimiz, ilk olarak sizleri Doğanşehir ilçesine götüreceğiz. Doğanşehir ilçesinde yolcu treninin altında kalan yaşlı kadın maalesef hayatını kaybetti. Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan tren istasyonunda MMH yönetimindeki 53.252 sefer sayılı tren raylardan karşıdan karşıya geçmek isteyen Raziye Sığırcı'ya çarptı. Feci kazada ağır yaralanan yaşlı kadın olay yerine gelen 112 ambulansı ile Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın hayatını kaybederken bir süre aksayan tren seferleri ise kazaya karışan trenin çekilmesiyle düzeldi. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken trenin makinisti ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Değerli izleyenlerimiz, bültenlerimizde vermek istemediğimiz haber türlerinden bir tanesi intihar haberi. İşte yine 34 yaşındaki bir şahıs girdiği bunalım sonucu maalesef intihar etti. Malatya'da Battalgazi ilçesi Çoşnuk Mahallesi Eşref Bitlis Lisesi Caddesi'nde yaşayan Hüseyin A'dan 4 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri olay yerine çağrılan itfaiye yardımıyla ikinci katta bulunan eve girdi. Balkon kapısından içeri giren polis ekipleri evde şahsı iple kendisini astığını gördü. Hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın geçen yıl eşinden boşandığı ve annesiyle birlikte yaşadığı, bir ay önce de annesini kaybettiği öğrenildi. Annesini kaybettikten sonra şahsın bunalıma girdiği iddia edilirken polis ekipleri evde uzun süre inceleme yaptı. Nöbetçi savcının da olay yerine gelerek inceleme yapmasının ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Değerli izleyenlerimiz, şimdi de sizleri Arguvan'a götüreceğiz. Geçtiğimiz günlerde medyada yer alan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'ın hayvan haklarını katlettiğine dair haberlere Başkan Mehmet Kızıldaş'tan yanıt geldi. Geçtiğimiz günlerde medyada yer alan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'ın hayvan haklarını katlettiğine dair haberlere Başkan Mehmet Kızıldaş'tan yanıt geldi. Arguvan ilçesinde düzenlenen basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz ve Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer'in yanı sıra parti teşkilatı üyeleri katıldı. Toplantıda ilk söz alan Malatya El Ele Doğa Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Gülsüm Fırat oldu. Fırat, yapılan suçlamanın doğru olmadığını kaydetti. Benim Arguvan'a o kadar çok şaşkınım ki yapılan bu haberlerden dolayı. Ben uzun zamandır Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kızıltaş'ın hayvanlar üzerinde yapmış olduğu çalışmaları yakını takip eden biriyim. Bazı kişilerin hayvanlar üzerinde rant sağladığını ben kendim biliyorum, eminim buna. Hayvanları siyasete alet etmez, kimsenin alet etmesine asla izin vermeyeceğiz. Arguvan üzerinden kimsenin oyun oynamasına da Arguvan halkının da bizim de müsaade edeceğimizi kimse düşünmesin. Kendisinden önceki dönemde yapılan ihlallerin açığını kapatmak için çalışma yürüttüklerini belirten Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, "Sokak hayvanları için yaptığımız çalışmalar belli. Bizler Arguvanlıların takdirini kazandık. Şimdi de asılsız haberler yapılıyor," dedi. "Bizlere yakışan, Arguvanlılara yakışan bu tür konularla gündeme gelmek ya da açıklama yapmak zorunda kalmamaktı. Şimdi böyle bir durumla hiç de alakası olmayan, ilgisi olmayan, hatta bizim dönemimizden önce hayvanlara çok farklı davranıldığı bir ilçede, bizim dönemimizde hayvanlara yönelik, onları korumaya, onları beslemeye yönelik çalışmalar da ilk defa bizim zamanımızda başlamıştır. Ve bunun canlı kanıtları vardır. Biz geçen yıl hepinizin bildiği, hepinizin şahit olduğu üzere kışın, geçen kışta
İlçemizin belirli yerlerine yemlikler yaptık. Kurumlardan yemek topladık. Bunlardan yurt var, jandarma var ve bunlar hepsi bu kurumlar bu yemekleri topladığımızın ve hayvanları beslemek için götürüp o yemliklere döktüğümüzün canlı şahitleri. Hakkında yapılan suç duyurusundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kızıldaş, Arguvan Belediyesi üzerinden prim yapmak isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz, biz de hukuki yollardan olayların takipçisi olacağız dedi. Hiçbir zaman bunlara cevap yazmadık. Hiçbir zaman bunların seviyesine inmek istemedik. Ama maalesef artık bizzat Arguvan Belediyesi'nin hukukçusu, artık diğer insanları bir kenara bırakıyoruz da, avukatımız bile giderek bunlara bu yaptıklarının suç olduğunu, bu yazdıklarının suç olduğunu ve şunun içinde bugünü bugüne kadar yargıya bile taşımadık. İşte hukukçumuz da burada. Ama dün itibariyle bu kişiler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve gereken de yapılacaktır. Bu şahıs daha önce dernekleri vardı ve bu dernekteki yapılan yolsuzluklar nedeniyle de derneğin kapatıldığı ve hakkında da mahkemenin devam ettiğini biliyoruz. Bu insanların... Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz ise Arguvan Belediyesi ile ilgili karalama çalışmaları yapılmaktadır. Arguvanlılar bilir başkanımız böyle bir şey yapmış olsa ilk hesap soracak yine Arguvanlılardır dedi. Arguvan sadece bir ilçe değil. Bir ilçeden çok fazla şey ifade ediyor. Dolayısıyla Arguvan bir kültür kenti, aynı zamanda kardeşliğin, barışın, dostluğun kenti, aynı zamanda Arguvan insanı sevdiği gibi doğayı sever, hayvanı sever. Dolayısıyla Arguvan'da belediyede böyle bir durum söz konusu olsa en başta buradaki Arguvanlılar belediye başkanını yakasına tutar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Malatya Milletvekili olan Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı üyeleriyle birlikte Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği MASTÖB'ü ziyaret etti. Sayın İlçe Başkanım. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Teşkilatı üyeleriyle birlikte Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği'ni ziyaret etti. MASTÖB Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz tüm siyasi partilerle eşit mesafede olduklarını ifade ederek her zaman yanlarında olan Ağbaba ve CHP teşkilatına da ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı, değerli milletvekilimiz bizi ziyareti bizleri memnun etmiştir. İnşallah ülkenin birliği, beraberliği adına yapacağımız çalışmalarda bize destek olacaklardır. Bundan eminiz. Çünkü hepimizin ortak paydası Malatya, Türkiye. Kardeşlik ve barış zamanı. Çünkü bugün Türkiye'nin içte ve dışta çok zor bir süreçte geçtiği bir dönem. Etrafımızdaki ülkelerden hepsinden çok büyük problemler var. Biz etrafımızdaki Müslüman ülkeleri hepsini kaybetmiş durumdayız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise MASTÖB'e teşekkür ederek STK'ların toplumun sesi ve referansı olduğunu söyledi. Ben de teşekkür ederim Sayın Başkanımız ve yönetim kurulu arkadaşlarına. Tabii Murat Bey de söylediği gibi MASTÖB siyaset üstü bir kuruluş ve bütün siyasi partilerle ne yakın ne uzak bütün siyasi partilere eşit durmaya çalışıyor. Aslında bizim de sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmamız gerekiyor. Çalışmaya çalışıyoruz biz. Bütün konuşmalarımda belirtmeye çalışıyorum. Son 4 yılda altını çizerek söylemeye çalıştım. Hangi siyasi görüşte olursak olalım, bir kentin hem milletvekilleri, hem siyasi partileri, hem sivil toplum kuruluşları o kentteki değerleri korumak zorundadır. Yani hem siyasi değerlerimizi, hem kültürel değerlerimizi, hem markalarımızı hep beraber korumak zorundayız. Onlara değer vermeliyiz. Tartışmamalıyız da. AK Parti eski Malatya milletvekillerinden avukat Cemal Akın ziyaret ettiği Malatya İli Damızlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde kendisine hediye edilen çoban keçesini giyerek ben de baş çobanım dedi. AK Parti eski vekil Cemal Akın, Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'ı ziyaret etti.
Cemal Akın'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Birlik Başkanı İhsan Akın, birliklerinin kuruluş aşamasında kendilerini her zaman destek veren Cemal Akın'a teşekkürlerini sundu. Değerli bir büyüğümüz, abimiz, belediye başkanımız ve aynı zamanda AK Parti milletvekilliği yapan Hüseyin Cemal Akın bizleri ziyaret etmiştir. Yönetim kurulu ve değerli yetiştiricilerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii bu birliğin kuruluşunda ve bu kuruluş süreci içerisindeki emekleri, daha sonraki yapılan çalışmalardaki katkıları, emeklerinden dolayı da biz kendisini emek veren bütün siyasileri, bakanlığımızı, devletimizi teşekkür ediyoruz. Bu noktada Sayın Cemal Akın, Sayın Vekilimiz de son çalışmalarımızda özellikle yapılacak projelerde, yapılması gerekenlerde de önemli destekler sağlamıştır Malatya'daki üreticilerimize. Her alanda olduğu gibi küçükbaş yetiştiricilerimize de bundan önce olduğu gibi bundan sonra da inşallah devam edecektir. Ben tekrardan hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. 2004-2009 yılları arası Malatya Belediye Başkanlığı görevinden sonra 2011'de AK Parti Malatya Milletvekilliğine seçilen Cemal Akın da ziyaretteki sıcak karşılamadan dolayı Birlik Başkanı'na teşekkür etti. Başkanımıza ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2007 yılında kurulduğundan bugüne kadar İhsan Bey büyük bir gayretle birliği diğer illere nazaran gıpta edilecek bir noktaya getirmiştir. Bundan dolayı kendisiyle birlikte çalışan arkadaşlarımızı özellikle tebrik ediyorum. AK Parti iktidarlarında üreticiye verilen desteklerin artırıldığını hatırlatan Akın, zirai faaliyetler noktasında çiftçiye çok büyük destekler verildiğini söyledi. 2007 yılında ben belediye başkanlığım sırasında İhsan Bey o zaman mesai arkadaşımızdı, beraber çalışıyorduk. Öyle zannediyorum ki Türkiye'nin ilk sıralarındaki birliklerden birisi Malatya Birliği. İktidarımız, AK Parti iktidarı özellikle zirai kredileri daha önceki iktidarlara nazaran onlarca, yüzlerce kat artırmıştır. Koyun, keçi ve sığırcılığın geliştirilmesi noktasında, gerek bunun dışındaki zirai faaliyetler noktasında çiftçimize çok büyük destekler ve yardımlar yapmaktadır. Ziyaretin sonunda birliğin kuruluşunda ve yapılan projelere verdiği destekler anısına Birlik Başkanı İhsan Akın tarafından Cemal Akın'a koyun yününden yapılma, çobanların giydiği kepenek keçe hediye edildi. Çoban keçesini giyinen Akın, ben de çiftçiyim, baş çobanım diyerek hediyeden dolayı teşekkürlerini sundu. Baş çobanın yanına gel. Şimdi sizleri bir kan bağışı haberine götüreceğiz. PTT Baş Müdürlüğü ile Türk Telekom İl Müdürlüğü personelleri tarafından Kızılay'a kan bağışında bulunuldu. Kızılay'la yapılan protokol gereği 4 ayda bir düzenlenen kampanya ile PTT ve Telekom çalışanları düzenli olarak kan bağışında bulunuyor. Türk Telekom İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kampanyada çalışanlar kan bağışında bulunarak Kızılay'a destek oluyorlar. PTT Baş Müdürü Fahri Ocak, PTT Teşkilatı ile Telekom Teşkilatı'nın ortaklaşa her zaman kan bağışında bulunduğunu belirtti. PTT Teşkilatı ile ve şu anda da ortak yaptığımız Telekom Teşkilatı ile Kızılay arasında bizim bir protokolümüz var. 4 ayda bir bu kampanyayı yaparız. Evet. Özellikle bu kampanyayı yapmamızdaki neden 76 milyona ulaşmış olan Türkiye'deki kan verme oranına baktığımızda insanlar kan bağışının %1 oranında olduğunu görüyoruz. Hem bunu teşvik amacıyla hem de kan verenin de sıhhat bulduğunu bir örneğini ben kendimde de örnek vererek şey diyeyim. Kan verip sıhhat buluyoruz hem de can kurtarıyoruz. Onun için de hem personelimizi teşvik hem de kamuoyunu bilinçlendirme yönüyle PTT Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu kampanya 4 ayda bir biz yeniliyoruz. Ve tüm çalışanlarımızı, telekom çalışanlarını ve Malatya kamuoyunu kan vermeye davet. Türk Telekom İl Müdürü Ebu Bekir Ünver ise kan bağışının önemli olduğunu dile getirerek herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Ben
de özellikle bu organizasyonundan dolayı, katkılarından dolayı PTT Baş Müdürümüze, organizasyon düzenliyor arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir kampanya, kan vermek gerekiyor. Biz de arkadaşlarımızı kan vermeye davet ediyor, teşvik ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından genç girişimcilere yönelik KOSGEB kredisi ile beraber uygulamalı girişimcilik eğitim kursları düzenleniyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni istihdam alanları oluşturmak ve genç girişimcilerin kendi iş yerlerini açmalarını teşvik etmek amacıyla KOSGEB ile birlikte uygulamalı girişimcilik eğitimi kursları düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Beydağ Toplantı Salonu'nda başlayan uygulamalı girişimcilik eğitimine 30'ar kişilik 4 grupta toplam 120 kursiyer katılıyor. Hızlı bir şekilde çok detaya girmeden hepinizin iş fikrini tek tek öğrenelim, not alalım. Eğitim programı çerçevesinde uzman eğitimciler tarafından girişimcilerin iş kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar, üretim, pazarlama, yönetim, finans gibi konularda ayrıntılı bilgiler veriliyor. Büyükşehir Belediyesi ile KOSGEB işbirliğiyle gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik eğitimine katılan girişimciler, eğitim programı sonrasında alacakları sertifikalarla KOSGEB'e başvurmaları halinde 50 bin lira hibe, 100 bin lira faizsiz kredi desteğinden faydalanabilecekler. Var mı bir daha bir ara ihtiyacı olur? Yapılırsa dikkat etmemiz gereken neler var? Sonra verdiğimiz eğitim esnasındaki örnekler mümkün mertebe size faydalı olsun diye iş fikirlerinizi bilmemizde fayda var. Gerçekleştirilen eğitim programları ile kursiyerler kendi işlerini kurma ve hayallerindeki işi yapma imkanlarının yanı sıra edindikleri bilgileri koruyacakları ticari işletmelerde uygulama şansı bulacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi Batalgazi İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu, Hürriyet Parkı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek Hürriyet Parkı'ndaki son düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde bulunan ve yeşil dokusuyla Malatyalıların sıkça uğradığı Hürriyet Parkı'nda yürüttüğü düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. 20 dönümlük bir alana sahip olan Hürriyet Parkı'nda yeşil doku korunurken, kafeterya ve lokanta binalarında fiziki değişiklikler yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi CHP Battalgazi İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu, Hürriyet Parkı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hürriyet Parkı'nda yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Selahattin Sarıoğlu, eski halinin daha güzel olduğunu söyledi. Videomuzda bakın, şu içinde bulunduğumuz İsmet Paşa Parkı 1926 yılında ünlü Ankara valisinin Malatya'da valilik yaparken yaptırmış olduğu ve Alman bir mimara planlandırmış olduğu bir parktır burası. Ama bakın, burası ta o yıllarda planlanmış, ağaçlanması yapılmış, özenle yurt dışından mimar getirilmiş, planlanmış ama burası bugün park olma, şehir parkı olma özelliğini neredeyse yitirmiş durumda. Biliyorsunuz burası 2001 yılında o zamanki belediye başkanı yönetimince bir operasyon geçirdi ve burası bir şirkete 20 yıllığına yap işlet gibi verildi ve burası ışıklarla dolu, betonlarla dolu, taşlarla dolu, ağaçları kesilmiş, her tarafın böyle pırıltılar olan bir ticari alana, rant alanına, adeta bir gece kulübüne dönüştürüldü. Oysa insanlar buraya geliyorlardı, ağaçların dibinde oturuyorlardı banklarda, sohbet ediyorlardı, eşini bekliyordu, arkadaşını bekliyordu, gazetesinde bir iki satır bir şey okuyordu, telefonuna bakıyordu belki ama hatta burası bu park geçmişte devlet adamları, Malatya'ya gelen devlet adamlarının gezdirildiği, oturtulduğu yerdi. Kasına uygun olmadığı için, Malatya halkının park anlayışına uygun olmadığı için hiç kimsenin uğramadığı yerler haline geldi ve onlar da iflas ettiler, çekip gittiler buradan yani. Buranın dedi, Kernek dedi, çok ünlü Türklerin konusu olmuş dedi ama dedi,
Şimdi dedi, gençlerle sohbet ederken birisi arkadaşına telefonla dedi ki dedi, bozulmuş, fıskiyeleri bozulmuş, içi kuru, kışın ise buzlarla kaplı. Ben buradan buzlarla kaplı olduğunu gördüm, içindeki suyun buz donduğunu. Yani yazın susuz, kışın buz. Ne için ama bu? Bu kadar ağaçlar kesildikten sonra böyle bir kötü bir sonuca niye ulaşılsın? Yenileştirme yapılabilir. Kırılan, dökülen, çürüyen, kirlenen yerler ayıklanabilir, güzelleştirilebilir. Ama bunun gibi kesip baştan sonra burası gibi tamamen yok edip, bir yıl önce burayı uyarmıştım. Sayın Belediye Başkanı demiştim. Madem ki el attınız, burada betonu azaltın, yeşili çoğaltın, çiçeği çoğaltın dedik. Ama gördüğünüz o kadar para boşa gitti. Bu para da boşa gidecek. Bakın 2001 yılındaki operasyonla yapılan masraflar, emekler insanların doğasına uygun olmadığı için, Malatya halkının park anlayışına uygun olmadığı için hiç kimsenin uğramadığı yerler haline geldi ve onlar da iflas ettiler, çekip gittiler buradan yani. Buranın dedi, Kernek dedi, çok ünlü Türklerin konusu olmuş dedi. Ama dedi, şimdi dedi, gençlerle sohbet ederken birisi arkadaşına telefonla dedi ki dedi, ben şu anda değirmenin oradayım, gel bekliyorum dedi. Yani arkadaşlar, Kernek'in adı unutuluyor, ne oluyor? Değirmene dönüşüyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Malatya'nın her yeri, bakın Vilayet Parkı da tamamen değişti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Eğitim Birsen Malatya Şube Başkanı Kerim Yıldırım, Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ne bir ziyarette bulundu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Eğitim Birsen Malatya Şube Başkanı Kerim Yıldırım, Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret etti. Eğitim Birsen Malatya Şube Başkanı Kerim Yıldırım'ı ziyarette Başkan Yardımcısı Turan Özkan karşıladı. Ziyarette açıklamalarda bulunan Eğitim Birsen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, basın sektöründe çalışanların zor koşullar altında mesleklerini icra ettiklerini söyledi. Haberin, habercinin, gazeteciliğin ne kadar önemli olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ne 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir ziyarette bulunuyoruz. Tabii gazetecilik mesleği hakikaten çok önemli bir meslek, ancak içinde zorlukları barındıran bir meslek. Yerelden ulusala, ulusaldan globale, bütün dünyayı tabiri caizse bir ağ gibi kaplayan haberlerin kahramanları çalışan gazeteciler. Tabii çalışan gazetecilerimizin sıkıntılarının giderildiği, aynı zamanda sansürlenmediği, daha özgür bir gazeteciliğin uygulandığı ve yapıldığı ortamları hepimiz istiyoruz, bekliyoruz. Bu anlamda da biz sendika olarak, Eğitim Birsen olarak ve Memursen Konfederasyonu olarak elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu nedenle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tekraren kutluyoruz ve sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyet Başkan Yardımcısı Turan Özkan ise Eğitim Birsen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Bugün Eğitim Birsen Malatya Şubesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bize bir ziyarette bulunuyorlar. Hocalarıma gazetecileri düşündükleri için böyle bir nazik ziyaretlerine göre teşekkür ediyorum. Bültenimizin sonunda spor haberleriyle sizlere veda edeceğiz. Tekvando Malatya'yı temsilcisi Nurettin Uçar, amacımız da zaten Malatya'yı tekvandoda şaha kaldıracak kadrolar oluşturmak dedi. Tekvando Malatya İl Temsilcisi Nurettin Uçar, yaklaşan Türkiye Şampiyonası ve Malatya'daki tekvandonun durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye Şampiyonası'nda Malatya'yı temsil edecek en iyi kadroyu Battalgazi Spor Salonu'nda geçtiğimiz hafta seçtiklerini belirten Uçar, 2016 yılında çok yoğun bir faaliyet programının kendilerini beklediğini dile getirdi. Ben Tekvando Federasyon Temsilcisi Nurettin Uçar. Geçen hafta yapmış olduğumuz büyükler Türkiye Şampiyonası'nı seçmesi için İHA'ya ve bütün tekvando severlere, spor severlere bilgi vermek istiyorum. 7-14 Ocak 2016 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak olan Büyükler Bay Bayan Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası için Malatya'yı temsil edecek en iyi takımı Battalgazi Spor Salonu'nda geçtiğimiz haftalarda seçtik.
kendisinin 2014 yılında il temsilciliği görevine geldiğini hatırlatan Uçar, Tekvando Federasyonu'nun Malatya'ya bakış açısının çok iyi olduğunu kaydetti. İnşallah bu kardeşlerimiz öncelikle kendi kulüplerini, sonra Malatya'mızı ve daha sonra inşallah milli takıma giderek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. 2016 yılındaki tekvando başarılarımıza inşallah büyüklerle başlamış olacağız. Bu yıl çok yoğun bir... TV Malatya ekranlarında bizlere ayrılan bir sürenin daha sonuna geldik. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleydik. Yapımda ve yayımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu yarınlar Malatya.